Bir de Amerikan piyasalarına bakalım. Son gelişmeler neler? Zira Amerikan piyasaları önemli verilerin açıklandığı bir haftayı geride bırakıyor. Aslı Pelit New York'tan karşımızda şimdi. Başarılı bir Nisan ayını geride bırakıp Mayıs ayına başlayan piyasalardaki son durumu Aslı aktaracak. Aslı, seni dinleyelim. İşsizlik verileri de geldi. Trump hatta hemen Twitter'dan paylaştı. Sen neler aktaracaksın? Merhaba Begüm. Evet, Amerikan piyasaları yoğun bir haftayı geride bırakıyor ve pazartesi gününe bir önceki hafta gelen önemli veriler gayri safi milli hasıla verilerinin etkisinde başlamıştı ve salı günü önemli bir toplantı, Fed Merkez Bankası faiz kurul toplantısından başlamasıyla bu toplantıdan çıkacak kararları bekledi piyasalar. Uzmanların Nisan-Mayıs ayı toplantısından beklentileri Fed'in faiz oranını sabit tutmasıydı. Fed yetkilileri Başkan Donald Trump'ın faiz oranını düşürmeleri yönündeki ısrarlarına, baskısına rağmen bu toplantıda faiz oranını sabit bırakmaya karar verdiler. Fed Başkanı Jerome Powell yılbaşından bu yana yaşanan ekonomik gelişmeleri etkisine bir süre daha bekleyip görelim politikası izleyeceklerini belirtti. Özellikle Fed'in bağımsızlığının sıkça gündeme geldiği bir dönemdeyiz. Son birkaç aydır Başkan Donald Trump, her ne kadar kendisi Jerome Powell'u bu göreve getirse de, bu faiz kurul kararlarını şikayet ediyordu. Fed geçtiğimiz yıl hatırlarsanız 4 kez faiz arttırdıktan sonra Ocak ayında bu politikayı ekonomik sebepleri göstererek durdurdu ve değiştirdi. Amerikan ekonomisinin bu faiz oranlarının yükselmesi yüzünden gerilediğini iddia eden tweetleri vardı Başkan Donald Trump'ın. Ama buna rağmen Fed'in karar mekanizmalarına Beyaz Saray'ın karışması konusu piyasalara çok büyük endişeler getirdi geçtiğimiz birkaç aydır. Bu endişelerin etkisi neydi piyasa? Ama Fed'in kararı bunu gösteriyor ki ne olursa olsun kendi hala bağımsız karar verme mekanizmaları sağlam. Fed'in kararının ardından çarşamba günü piyasalar %1 oranında geriledi. Tüketici ürünleri ve bankalar ve enerji sektörünün getirdiği bu düşüşler yüzünden geçtiğimiz birkaç haftanın yükselişini kısa bir ara verdi piyasalar. Ama çok iyi çeyrek raporları elde edildi. Bu hafta yine Apple pozitif bir çeyrek raporu verdi. CVS, eczane zinciri, Royal Caribbean. Kısaca tüketiciler para harcamayı başladılar Amerika'da diyebiliriz. Son olarak da istihdam raporuna değinelim. İstihdam raporu tahminleri 190 bin civarındaydı. Bu sabah gelen bilgilere göre bu rakam 263 bin. Amerikan hükümetinin aylık istihdam raporu 263 bin istihdamın yaratıldığı yönünde ve ayrıca işsizliğinde %3,8 tahmininin yerine 3,6 olduğunu görüyoruz. Ortalama saat ücretlerinde %0,1'lik bir artış var. Yıl geneline baktığımız zaman %3,4'lük bir maaş artışı söz konusu. Bu da Fed'in açıkladığı %2 enflasyon oranının üzerinde. Kısaca çalışanlar, işçiler, emekçilerin bu durumdan şikayet etmesi zor görünüyor. Maaş artışlarının daha da yükselmesi isteniyor tabii ama şimdilik durum böyle. Şöyle bir hatırlatma yapalım. 2014 yılında Amerika'daki işsizlik oranı %6 oranındaydı. Bu 2009'da yaşanan krizden sonra yavaş yavaş ekonominin toparlandığını, daha çok iş yaratıldığını gösteriyor ve şu anki rakamlar 3,6 işsizlik oranı ve 2009'dan bu yana da 20 milyon yeni istihdam yaratılmış Amerikan ekonomisinde. İstihdam raporu açıklanmadan önce tabii piyasalar yükselişe geçmişlerdi bile ve bu yükseliş trendi devam ediyor. Bakalım haftayı nasıl kapayacak piyasalar. Ama yayına bitirmeden önce önümüzdeki hafta önemli detaylara da değinmek istiyorum. Önümüzdeki hafta bu hafta başında Amerikan heyeti Pekin'deydi. Önümüzdeki haftada Çin heyeti Washington DC'de olacak. Ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He üst düzey toplantıları yapmak üzere Washington'a geliyor. Bakalım sonunda bu Çin-Amerika arasındaki ticari savaşın sonunu görebilecek miyiz? Başkan Donald Trump ve Xi Jinping el sıkışacaklar mı? Ne zaman olacak bu, beraber göreceğiz bugün.